Öncelikle hoş geldin Matias. Samsunspor'dan transfer teklifi alınca neler hissettin? Bienvenido Matias. ¿Qué sentiste cuando recibiste la oferta de Samsunspor? Primero, gracias por la bienvenida. Estaba muy contento, orgulloso de tener esa oferta. Öncelikle beni karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Sıcak karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir kulüpten, Samsunspor gibi büyük bir camiadan böyle bir teklif almış olmak, Samsunspor gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmiş olması elbette ki beni çok mutlu etti. Gurur duydum kendimle. He llamado a Kevin Boli porque lo conocía de antes. Kevin Boli'yi aradım çünkü kendisiyle daha önceden tanışmışlığım vardı. Y él me ha dicho tienes que firmar. Que aquí hay un proyecto increíble. Burada çok güzel bir proje olduğunu ve kesinlikle imza atmam gerektiğini söyledi. Y que vas a ser una etapa de mi carrera muy importante. Y que no tengo que pensar, solo firmar. Ve kariyerimde çok önemli anları, çok güzel işler başarabileceğimi söyledi bu kulüpte. Bu sebepten dolayı kesinlikle düşünmeden imza atmam gerektiğini söyledi. Y entonces lo que he hecho. Y hasta hoy estoy muy contento de mi decisión. Ben de tam olarak bunu yaptım. Bugüne kadar vermiş olduğum karardan dolayı çok mutluyum. Samsun'u gezme fırsatın oldu mu? Şehrimizi nasıl buldun? ¿Has tenido la posibilidad de visitar la ciudad? ¿Qué opinas de la ciudad? La verdad que no he visto mucho de la ciudad, pero el poco que he visto, yo y mi mujer somos muy satisfechos, muy contentos. Doğrusu şehire çok fazla bir fırsatım olmadı ama gördüğümüz kadarıyla eşim ve ben de burada olmaktan çok mutluyuz. Porque estaba concentrado en el fútbol. Pero espero que con el tiempo voy a descubrir un poco más de la ciudad y de la cultura turca. Yani futbola tamamen odaklanmış olduğum için şehri gezmek gibi bir fırsatım olmadı. Çok fazla bir boş vaktim olmadı. Umarım ilerleyen günlerde boş vaktim olur ve şehrin güzelliklerini kültürüyle birlikte öğrenme fırsatım olur. Y me gusta la comida. Kesinlikle yemekleri de çok beğeniyorum. Takım oyuncularımız ile kaynaşabildin mi? Neler söylediniz? ¿Qué tal tu relación con tus compañeros de equipo? ¿Qué podrías decir sobre ello? Pues primero quiero decir gracias a ellos porque han sido increíbles conmigo. Öncelikle hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Igual toda la gente que trabaja aquí, director deportivo, entrenador, mi traductor, toda la gente. Sportif direktörümüz olsun, teknik direktörümüz olsun, tercümanımız olsun, kulüpteki tüm çalışanlar olsun, hepsine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. La verdad la adaptación fue muy fácil porque el comportamiento de ellos ha sido muy bueno conmigo. Bana karşı davranışları benim buraya adaptasyonumu çok kolaylaştırdı. Además hay franceses, creo que me ayudó mucho también. Ayrıca Fransızca konuşan oyuncularımız olduğu için adaptasyonumu ayrıca kolaylaştırdı. Y espero aprender un poco más el turco para poder hablar con ellos. Umarım ben de diğer insanlarla konuşabilmek için biraz daha Türkçe öğrenip onlarla çok daha iletişim içerisinde olabilirim. Siento que todo mundo vemos en la misma dirección y eso es muy bueno. Ben de hepimizin, hep beraber hepimizin aynı hedef doğrultusunda olduğumuzu düşünüyorum ve bu da çok önemli ve çok güzel bir şey. Samsunspor formasıyla ilk çıktığın karşılaşmada neler hissettin? ¿Qué sentiste cuando jugaste tu primer partido con la camiseta del Samsunspor? La verdad, hemos ido en el estadio y que tenía ganas de jugar y sobre todo ganas de ver el estadio lleno de afición. İlk maçımda stadyuma giderken kesinlikle oynamak için çok fazla isteğim vardı. Tabii stadyumda keşke taraftarlarımız olsaydı, keşke taraftar tamamen dolu bir şekilde oynamış olabilseydik. Porque en las redes sociales la afición me ha enviado muchos videos de la afición en el estadio. Çünkü sosyal medyada almış olduğum mesajlarda, görmüş olduğum videolarda mesela taraftarların bana göndermiş olduğu mesajlarda ve videolarda stadyumun dolu şeklini çok gördüm. Y eso
da ganas de jugar, da ganas de... Y solo estaba pensando en eso la primera vez que he jugado. Ve, bu da tabii ki de seni doğal olarak oynamaya iten bir güç oluyor. Oynama isteğin çoğalıyor. Buraya geldiğimde ilk maçımda kesinlikle sadece taraftarlarımızla ilk maçımızı oynayabilmenin hayalini kurmuştum. Ligdeki ve kariyerindeki hedefleri nelerdir? Bu sezon gol hedefin var mı? ¿Cuáles son tus objetivos en la liga y en Super League? ¿Tienes más o menos algún objetivo de marcar goles? ¿Algún número? No, goles? Tengo un objetivo claro, es subir a Super League. Kesinlikle çok net bir hedefim var, o da Süper Lig'e çıkabilmek. Porque creo que no es solo el club, creo que es toda una ciudad que quiere ver Samsunspor en Super Lig. Sadece kulüp bazında değil, ben kesinlikle tüm şehrin aynı şeyi istediğini düşünüyorum. Süper Lig'de takımı görmek istediğini düşünüyorum. Y a nivel personal no tengo números, solo quiero ayudar el club, el equipo. Benimle ilgili ise belli bir gol hedefim yok ama bana verilen tüm zamanlarda ve bana verilen tüm şansları değerlendirerek takıma da maksimum düzeyde yardımcı olmak istiyorum. Ojalá marco goles, pero importante es subir en Super League. İnşallah çok fazla gol atma fırsatım olur ama önemli olan Süper Lig'e çıkabilmek. A nivel de mi carrera es seguir con Samsunspor y luchar para ser un club grande en Turquía y por qué no jugar Europa. Kariyer hedefim olarak da Samsunspor'da birkaç yıl daha oynayıp Süper Lig'de Samsunspor için savaşmak ve Avrupa kupaları için savaşmak isterim. Avrupa kupaları için oynamak isterim kulüpte. Kariyerim boyunca unutamadığım bir maç var mı? Hay algún partido inolvidable en tu carrera? Sí. He tenido la suerte de jugar una final de Copa de Bulgaria. Bulgaristan'da kupa finali oynama gibi bir fırsatım oldu. He tenido la suerte de marcar el gol ganador a un minuto del final. Son dakikada maçı kazandıran golü atma fırsatım oldu. He regateado tres jugadores y he marcado un golazo. 3-4 tane futbolcuyu geçip çok güzel bir gol atma imkanım oldu. Estábamos 10 contra 11 durante 90 minutos. Neredeyse 90 dakika boyunca 11 kişiye karşı 10 kişiyle oynadık. Contra uno del equipo más grande de Bulgaria, entonces todo el mundo pensaba que vamos a perder y al final hemos ganado. Ve Bulgaristan'ın en büyük kulüplerinden birisine karşı oynuyorduk ve herkes bizim kaybedeceğimizi zannetmişti ama sonuçta biz kazandık. Futbolcu olmasaydın ne olurdu ya da ne olmak isterdin? Si no fueras futbolista, ¿qué habrías sido o qué te gustaría ser? Pues la verdad que tengo una asociación con amigos, ayudamos a la gente que no tiene dinero, que tiene dificultades. Bazı arkadaşlarımla sahip olmuş olduğumuz bir yardım kuruluşumuz var. Parası olmayan, ihtiyaç sahibi olan insanlara yardımcı oluyoruz. Y creo que sería algo así. No sé qué exactamente. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen insanlara yardım eden bir pozisyonda olurdum. Pero algo para ayudar el ser humano. Yani insanoğluna yardımcı olabilecek bir pozisyonda olmak isterdim. Taraftarlara söylemek istediğin bir şey var mı? Como última pregunta, ¿tienes algún mensaje para decir a los aficionados? ¿Tienes algo que decir a ellos? Primero, gracias, porque me siento mucho apoyado por ellos. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum, beni desteklediklerini hissediyorum. Gracias, la última vez antes del partido contra Bandırma. Gracias porque quiero ver eso en el estadio. Tesislerimize gelip Bandırma maçı öncesinde bizleri desteklemişlerdi. Bu çok güzel bir duyguydu ve umarım onları stadyumda aynı şekilde görme fırsatım olur. Prometo a nivel personal que voy a dar 100% todo para ayudar el equipo a subir. Şahsım olarak ben de onlara bir söz veriyorum. Her zaman oynamış olduğumuz bütün maçlarda %100'ümü verip takıma yardımcı olup
Süper Lig'e çıkışında elimden geleni yapacağım. Y tengo ganas y mucha esperanza que vamos a festejar todos juntos en la ciudad que vamos en Super Lig. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşır ki buna ki bunu gerçekten çok istiyorum ve hep birlikte şehrin merkezinde bu kutlamaları yapıp taraftarımızla buluşma fırsatımız olur ve Süper Lig'e çıkışımızı kutlarız. Y espero eso durante muchos años porque me siento super bien aquí. Ve umarım burada uzun yıllar birlikte oluruz çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Gracias. Teşekkür ederim. Teşekkür.